Evet. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bakıyorum şu an yayın açıldı sanırım. Bugün IEM China Shenzhen'deki yapılacak olan Intel Extreme Masters Hearthstone finallerini izleyeceğiz beraber. Gördüğünüz gibi kulaklığımın bir tanesi takılı, bir tanesi değil. Çünkü bir tanesiyle hali hazırda bekliyorum maç başlayacak mı, başladı mı diye. Bir yandan ise sizlere bir şey anlatmaya çalışacağım. Ortamın sesini dinliyorum. Şimdi arkadaşlar olay hakkında birazcık size bilgi vereceğim. Şu an 16 tane oyuncu yarışacak. 16 tane oyuncudan tanıdıklarımız var, tanımadıklarımız var. Çünkü 8 Asya, 8 Avrupa ya da Asya harici dünyanın geri kalanından diyelim oyuncu katılıyor. Buradan Strifecrow, RDU ve Amaz'ı çok iyi biliyorsunuz. Bir de Masan'ı çok iyi biliyorsunuz. Nimş var iyi bildiğiniz. Diğer kalan oyuncular gerçekten Çin, Hong Kong ve Japonya'dan enteresanlar. Tyson isimli bir oyuncumuz var. Ben de çok fazla bilmiyorum. Bu turnuva sayesinde hepsini tanıma fırsatı bulacağız. Bakalım şu an her şey normal mi diye bir kontrol edeyim. Bir saniye. Bakayım bir. Masan'ı çok iyi biliyorsunuz. Nimş var. Okey. Her şey okey gibi. Şimdi evet, maçlar başladı arkadaşlar. Turnuva birazcık erken başlamış. 10 diye duyurulmuştu fakat biraz erken başlamış. Bunun tabii Çin'le Türkiye arasındaki saat farkının da alakası var. Orada herhangi bir şekilde hadi başlıyoruz deyip go verebiliyorlar. Ama burada maalesef o sabahın körü oluyor. Avrupa'da hiç düşünmek istemiyorum. O yüzden bazı maçları kaçırdığımızı söyleyeyim. Ben hemen onların özetini geçeceğim size. Strifecrow Zushin'i 2-0 yendi arkadaşlar. Waning Moon, Zio Soul'a 2-1 yenildi. Strifecrow ise Zio Soul'u 2-1 yendi. Waning Moon, Zushin karşılaşması 2-0 bitti. Zio Soul, Waning Moon'u 2-1 yendi. Böyle baktığımız zaman o zaman Strifecrow A grubunda. Aslında ben size şeyi versem. Şuradan bracket'ı paylaşabilir mi bizim mod arkadaşlar? Ben şuraya bir kez kopyalayayım. Onu sık sık paylaşabilirsiniz. Buradan arkadaşlar grup tablosunu görebiliyorsunuz. Önce aslında gruptan ve turnuvanın kurallarından bahsetmek lazım. 4 grup 16 oyuncu denmişti. Fakat 2 tanesi, 3 tanesi sanırım ya ismi açıklanmadı ya isimleri Çince biz bilmiyoruz. Ya da bir şekilde katılamadılar. Şu an belli değil. Henüz yapıp yapamayacakları ama ilk grupta 4 oyuncu var. A grubunda Strifecrow, Waning Moon, Zio Soul ve Zushin. Tabii ki Strifecrow bizim favorimiz, Amerikalı oyuncu. Ve 4 galibiyet. Bir saniye. B grubunda da RDU, Tyson, Jackie Chan var. Ve 4. oyuncuyu bilmiyoruz. Henüz belli değil. İsmi açıklanmamış. Gizli bir oyuncu. C grubunda Nimş, Masan ve Jeando'yu göreceğiz. Nimş de buradaki favorim Nimş mi Masan mı karar veremiyorum. Sizin nedir arkadaşlar mesela? Aslında o soruyu sonra soracağım. Sizin turnuva favorinizi soracağım. Çünkü D grubunda çok popüler bir isim var. Amaz var. Amaz, Tiny ve Azeri olacak. Bakalım turnuvanın 4 grubundan kimler çıkacak? Bu 4 gruptan çıkanlar playofflara kalacaklar arkadaşlar. Ve best of 5 yani 5 eleme üzerinden yapılan bir eleme usulüyle turnuvayla playofflarda mücadele edecekler. Şu an best of 3 olarak gidiyor group stage. Group stage'de best of 3'nin mantığı da şu şekilde olacak. Her oyuncu 4 deckini seçiyor. 5 tane deck hazırlıyor. 4'ünü seçiyor. Bu 4 deckten de karşılıklı oyuncular birbirlerinin bir tane klasını veto edebiliyorlar. Yani banlıyorlar. Bu ne demek? Mesela ben Amaz'a karşı oynuyorum. Priest'i banladığım zaman Amaz Priest oynayamaz demek. Bu gerçekten çok güzel bir taktik. İşe de heyecan katan bir taktik. Çünkü genelde yani Miracle Rogue'un üstünlüğü tartışılmaz. Çok çok üstün bir deck. Ve şu an şu ana kadar olan maçlarda Rogue bayağı fazla banlandı ya da vetolandı diyebiliriz. Bu 5 deckten 4'ünü seçtik. Bir tanesini veto ettik. Kaldı 3 deckimiz. Bu 3 deckten de doğru muyum? Hayır. Evet, 3 deckten de bir tanesini siz seçiyorsunuz. Daha sonra değiştirme şansınız oluyor. Bir saniye ya. Ben karıştırmış olabilirim. Hemen kurallara bir daha bakacağım. Çok pardon. Çünkü 4 deck'in 3'ünü seçip evet, özür dilerim.
4 deck hazırlıyorsunuz. 3'ünü seçiyorsunuz. Bir tanesi vetolanıyor. 2 deckle oynayabiliyorsunuz. Group stage bu şekilde. Finallerle karıştırdım. Finalde ise 4 deck 3 4 deck'in 4'ünden bir tanesi veto ediliyor. 3'üyle oynuyorsunuz. Best of 5 oynayacağınız için en fazla zaten 3 tane deck değiştirebilirsiniz. Tekrarlayalım. Group stage best of 3. 3 tane deckten ikisiyle oynuyorsunuz. Finallerde ise 5 deck var. 3'üyle oynuyorsunuz. 4 deck var. 3'üyle oynuyorsunuz. Birisi veto ediliyor. Şimdi veto etmekte karşılıklı. Ben rakibimin, rakip de benim kartımı veto deckimi veto edebiliyor. Şu an buradan şuradan bakalım bir saniye arkadaşlar. Şimdi başlayacak sanırım maçlar fakat kimin maçı olduğu hakkında henüz bir fikrim yok. Evet, Strifecrow. Strifecrow'un maçı. Strifecrow kimle oynayacak? Oyuncuların isimleri Donk Donk dedi ama ben Donk Donk diye bir oyuncu görmüyorum. Herhalde bu... Aha, Jackie Chan'le RDU'nun maçıymış. Okey. Şimdi Ozan, arkadaşlar hep beraber maça geçelim. RDU'yla Jackie Chan ne yapacak bakalım. B grubunun ilk maçı. Geçemeyeceğiz şu an. Evet. Bir saniye. Bir yandan dinliyorum. Çok güzel. Şimdi normalde ESL'in aslında bize İngilizce commentary olmayan bir clean feed vermesi lazım ama maalesef o clean feed'in sesini kısmak zorundayım beni duyabilin diye. Bakalım RDU ne oynayacak bilmiyorum. Öncelikle size soralım arkadaşlar. Turnuvada favoriniz kim? Hatırlıyorsunuz Amaz'ı yenmişti RDU Mage'deki ile. Hatta bir hile söz konusu olmuştu fakat Amaz bunu reddetmişti. Bruce Lee alır diyen var. Oh, maça geçiyoruz o zaman arkadaşlar. Hemen bakalım. Evet, Druid'e karşı bir Warlock göreceğiz. Zoo var arkadaşlar. Evet, Jackie Chan Zoo ile oynuyor. RDU'da Blood Knight mi var? Bir saniye arkadaşlar. Evet, ben oyuna geçebildim mi diye kontrol ediyorum bir yandan yayını. Şu an bir yandan da başka şeyler ayarlamaya çalışırken. Arkadaşlar çok özür dileyerek sizden bir iki saniye rica edeceğim. Evet arkadaşlar decklere baktığımızda Token Druid gibi ama tam Token Druid de değil. İki tarafta da Blood Knight var çünkü... bir saniye şunu çıkartayım. Şimdi iki tarafta da Blood Knight var çünkü turnuva maçlarında herhalde Divine Shield'lı minionların oynanacağına inanıyorlar. Çünkü biliyorsunuzdur büyük ihtimalle turnuvalarda normal meta'nın dışına çıkan deckler görebiliyoruz. Hatta unconventional dediğimiz hani geleneğin dışına çıkan popüler olmayan kartların kullanımı karşı oyuncularda taktiksel anlamda sıkıntı yaratabiliyor. Defender of Argus var iki tane. Aslında çok da bir zoo değil gibi. Yani garip bir zoo. Evet. Blood Knight yerleşmiş gerçekten. Baktığım zaman evet. Token Druid oynuyor gibi gözüküyor. Token Druid'e karşı eğer zoo oynarsanız
çok büyük sıkıntı çekebilirsiniz. Çok fazla kart draw'a bakıyor. Yani eğer ufak removal'larınız elinize erkenden gelirse token druid'e karşı şey zoo'ya karşı çok rahatlıkla başa çıkabilirsiniz. Belli bir tempodan sonra zaten bir tane Force of Nature combo'nuza kalıyor eğer 9 mana'ya erişirseniz. Fakat eğer zor duruma sokamıyorsanız, oyunun başından ele verdiyseniz ki şu an gayet güzel tutuyor RDU elini. O zaman sıkıntı olabiliyor. Bakalım Zoo'nun toparlaması çok uzun sürmeyecektir. Fakat elinde ufak minion yok board'a yayılabileceği. Bir yayılsa zaten Argus'larla onları güçlendirecek ve tutabilecektir diye düşünüyorum. Henüz RDU'nun elinde de bir swipe yok, bir wrath yok. Yani iki tarafın da eli aslında çok da istedikleri gibi değil diyebiliriz burada. Burada Jackie Chan herhalde büyük ihtimalle life tap yapıp yapmayacağını düşünüyor şu an. Yani Soulfire harcanmaz, life tap yapsa iyi ama birazcık da geç kaldı çünkü bir Argent Squire'ı Blood Knight'a kaptıracak mı? Onu oynarsa eğer gerçekten bir sonraki turn 6'ya 6 bir Blood Knight izleyeceğiz. Yani aslında o taktiği yapmak isterken yapamamış olacak, rakibe kaptırmış olacak. Bunun farkında mı? Hiçbir şey oynamadı. Yani enteresan, enteresan. Evet, bütün board'unu da artı bir, artı bir Power of the Wild'la güçlendirdi. Artık Zoo'ya karşı avantajlı bir duruma geçti diyebiliriz. Bu arada oynayacağı bir Blood Knight'ı da silence'lama şansı var. Şimdi bir oyuncu olarak Keeper of the Grove oynadığı zaman elindeki silence'ın gittiğini düşünüyorsunuz doğal olarak ama elinde ikinci Keeper of the Grove olma şansı ne kadar düşük olsa da her zaman var. Çünkü Druid hiç yoktan iki tane silence'a sahip bir deck. Hangi deck'i oynarsan oyna çünkü Keeper of the Grove alıyorsun. Her deck'inde alıyorsun. Şimdi Blood Knight'ı izleyeceğiz 6'ya 6 ama silence geldikten sonra Jackie Chan'in işi bayağı zorlaşacaktır. Derken Blood Knight'ı oynamamaya karar verdi ve Blood Knight'ı karşıya verdi. Hiç beklemeyeceği bir hamleyle karşılaşacak şimdi. Herhalde şu an RDU yay kafasındadır yani. Daha iyi bir şey olamaz herhalde onun için şu an oynanacak. Hem board'u temizlemiş oldun. Hem board'da iki tane minion'ın var. Biri 3'e 1, biri 6'ya 6. HP'de çok iyisin. Rakibini zor duruma düşürdün. Ve elinde Force of Nature Savage Roar combo var. Yani şu an RDU herhalde zil takıp oynasa gerek. Buradan sonra bir Zoo'nun toparlaması çok çok zor. Ki elinde silence yok. Mana olarak henüz board'a yayılacak kadar yeterli bir manası yok. Yani şu an 10 manası olsa hadi diyeceğim ki 2 tane Scarlet ile belki bir şeyler yapabilirsin ama maalesef daha 6 manadayız. Knife Juggler elde bekliyor. Yani Knife Juggler oynayıp üstüne Scarlet atmaktan başka şansı var mı diye düşünüyorum. Çünkü o 3'ün biri yani Keeper of the Grove'un ölmesine dua edeceksin orada. Ben Argus'u harcamazdım. No, yapma 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 yapma. Maalesef. Maalesef yani ben riski atardım. Atardım ama ölürdüm gördüğünüz gibi. Çünkü elinde Savage Roar kombosu var. Zaten her halükarda öldürmüş olacaktı. Bir de Taunt'un da açtı. Artık RDU'nun kafası çok rahat. Jackie Chan'in işi çok zor. Buradan döndürmesi çok çok zor. Çünkü her an bir yani oyun bitti diyebiliriz. Bu GG bariz bir şekilde artık. İkinci Savage orada geldi. Zaten hiçbir şeye gerek yoktu. Hiçbir şeye gerek yoktu. Hiç Savage War'a bile gerek yoktu. RDU çok kolay yendi. Bu arada Zoo'nun ne kadar etkisiz kalabileceğini, kötü kart draw'larıyla ne kadar etkisiz kalabileceğini de görmüş olduk. Evet, şimdi Rogue oynayacak Jackie. Ve eğer bu maçı kaybederse Best of 3'yi kaybetmiş olacak. Yani iki maçı üst üste kaybeden biliyorsunuz turnuvanın grup stage'inde maçı kaybetmiş sayılıyor. Şimdi Rogue seçecek. Evet, Miracle Rogue var. Karşısında yine bir Token Druid fakat Ragnaros var elinde. Yani Ragnaros'u şimdi burada kritik bir şey var. Yani Miracle Rogue'a karşı oynuyorsunuz. Eğer 8. turn olursa ve Ragnaros düşerseniz Auctioneer oynayamayabilir. Yani o Conceal'ı öldürme şerefine layık.
Yalnız elde bir Edwin var ve bunu gönderiyor. Edwin'i gönderiyor. Enteresan bir oyun tarzı. Ben olsam göndermezdim. Çünkü zaten coin sizde en azından ikinci turn'da bir 4'e 4 çıkma avantajı vardı. Ama elbet vardır bir bildiği. Tabii Jackie Chan, RDU da bayağı uykusuz kalmış, esneyerek oynuyor. Elinde Conceal'ı var. Şimdi büyük ihtimalle Auctioneer arayacak ve 6. turn'da kombosunu yapacaktır. Yalnız RDU'nun elinde de bayağı hızlı çıkabileceği bir combo var. Bunun üzerine sadece Power of the Wild bekleyecektir. Zaten 2 tane kart çekecek bu elde. Bakalım eline gelecek mi? Çektiği kartta keşke görebilsek. Savageor geldi. Edwin'i göndermesinin sebebi şey olabilir. Yani Keeper of the Grove her zaman rakipte var. Ben zaten bunu kullandırmak istemiyorum. Olabilir. Başka bir şey düşünemiyorum. Çünkü gerçekten avantajlı bir başlangıç yapabilirsiniz Edwin'le, eğer silence yoksa. Mesela bunu öldürmeli misin? Bu da bir şey, soru işareti. Çünkü Harvest Golem board'da durmasıyla sıkıntı bir kart. Yani verdiği hasardan çok board'da kalmasıyla bir sıkıntı veriyor. Ama sonuçta karşıdakinin Token Druid olduğunu düşünürsek, Token Druid bunu bufflar da bufflar. Onun için board'da ne kadar az minion o kadar iyi. Şimdi hemen eline bakalım aslında. İkinci Deadly Poison'ı geldi fakat henüz elinde bir Blade Flurry yok. Blade Flurry olsa şu an o kadar avantajsız olmaz. Ama yani çok sıkıntılı bir durum. Oynayabilir aslında. Şöyle yapabilir. Talnos atıp Fan of Knives patlatabilir coin'le beraber ve Violet Teacher'ı öldürebilir. Violet Teacher çünkü en büyük başa bela. Yani öldürmediğin sürece pişman olman garanti. Başka bir seçeneği ise Bloodmage, Talnos artı Eviscerate. Zaten o da şu an kartlarla onu hesaplıyor. Eviscerate'le direkt alabilir. Bence daha da mantıklı olabilir. Ama Fan of Knives'dan da kart çekecek. Coin harcaması var sadece. O da şu an kafalarkarışık.com'da. Yani baktığımız zaman SI Agent'ı çıkarak yok edebilir ama yine 2'ye 1 kalacak. Evet, sanırım Fan of Knives kombosunu yapacak. Dediğim gibi Fan of Knives kombosu belki ona bir Auctioneer kazandırır diyecektim. Shadow Step geldi. Şimdi Shadow Step elde Leroy olmadığı zaman çok avantajlı değil ama HP olarak düşerse Earthrunning Farseer ile oynayabilir. Artı SI Agent ile oynayabilir. Şu an bir... Ya bu Innervate mesela gerekli miydi acaba diyorum ama evet. Board'da bir Talnos kalmasını istemezsiniz. Çünkü o sizin Azure Drake'inizi anında öldürtürebilir. Birden Azure Drake kalmadan hayatınıza devam edersiniz. Şimdi Azure Drake oynayacaktır büyük ihtimalle kart çekmek için. Ayrıca board'u da eşitleyecektir ama HP olarak 23'te. 23 demek Force of Nature Savageor kombosunun Threshold dediğimiz 14'lük barajın altına inmesine az kaldı demek. Yani zaten bir 4'e 4 yiyeceksen eğer bu el, kalacaksın 19. Bir 5 hasar sonra eğer heal atmazsan 9. manada ölmeyi bekliyorsun. Çok akıllıca bir hamle. O Azure Drake'den o 4 hasar yenmeye değmeyecek bir hasar. Çünkü elinde henüz bir heal'ı yok. Force of Nature kombosu da geldi. Şimdi surata gidebilir, swipe'ı var. Yine 5 hasar geride fakat Keeper of the Grove da 2 hasar olarak kullanırsa 3 hasar geride şu an. O 3 hasarı çıkartmaya bakacaktır. Eğer Earthrunning Farseer gelmezse gerçekten Jackie Chan'in işi zor. Zaten bu maçı kaybetmesi demek, bu seriyi kaybetmesi demek. Bakalım Preparation çekti, hala Auctioneer yok. Yani Miracle'ın da en kötü yanı bu işte. Çıkmadı mı çıkmıyor. Yani ya şivle şansını denemesi çok mantıklı. İkinci Fan of Knives'ı. Board'a bir şeyler koymak hem rakibe removal harcatacaktır hem de manasını ofansif yerine defansif kullanmasını sağlatacaktır. Şimdi bakıyoruz oradan red oynamak zorunda mesela şu an. Fakat hiç de defansif oynamaya niyetli değil RDU. Charge ile beraber bir 4 hasar daha verdi. Artık dediğimiz range'e 2 mana ve 4 hasar kaldı. Yani bakalım bunu öldürebiliyor mu?
şu an öldürebileceği hiçbir şey yok hasar almadan. Öldürebileceği tek hamle Fan of Knives artı Deadly Poison olabilir. Yani silahla vurabilir çünkü Leroy'unu ona harcamak istemiyorsun. Eminim. Ancient Drake'le kart çekmeyi deneyebilir. Gelen bir Eviscerate'le yine Druid of the Claw alabilir. Ben olsam burada Ancient Drake yapardım. En kötü zaten son hamle artık Fan of Knives kullanmak zorunda kalacaksın. Şu an elinde 16 hasarı var zaten bu arada. 13 hasarı da Jackie Chan için gerekiyor. Ama o kadar uzamayacak oyun. Zaten iki, yani şöyle düşünürsek iki turn'le bitiriyor. Hiçbir taunt olmadığını ve heal olmadığını, heal'ı çıkmadığını düşünürsek de zaten Jackie Chan gerçekten zor durumda arkadaşlar. Şimdi bakalım. Japon ağlamaklı oldu. Bu arada Çinli arkadaşlar, onu da belirteyim. Şimdi Orhan katılacak yayına. Bu arada ne yapmış? Biz burada Orhan katılacak derken kaçırdık. Leroy Conceal. Çok akıllıca bir hamle ama 10, 20, 26 yani şuradan 16 daha vurabiliyor. Bu turn içerisinde İnanılmaz bir comeback geliyor galiba bu arada. Starfall'un gücü arkadaşlar. Eviscerate'i var. 16. Evet. Jackie şu an oyunu bakıyoruz. 16, 20 ve GG diyoruz. Gerçekten GG. Mükemmel bir comeback. Şimdi Miracle Rogue oynayacak fakat Miracle Rogue'a karşı RDU ne yapacak? 1-1 oldu skor. İşte bir saniye oyuna bakmadık ve orada Jackie Chan oyunu çevirdi. Talnos olsaydı öldürebilirdi Leroy demiş. Kesinlikle öyle. Talnos ya da herhangi ikinci bir swipe ya da bir Starfall burada öldürmeye, hatta belki bir Ragnaros da öldürebilirdi. Şu an bakıyoruz arkadaşlar, Miracle Rogue'a Miracle Rogue, karşılıklı iki Rogue göreceğiz. Burada daha fazla hasar veren oyunu kazanacaktır. Conceal'ını yolluyor çok enteresan bir şekilde. Şivi de yolluyor. Yani burada görmek istiyor. Oh, Auctioneer var. Earthen Farseer. Draw'lara baktığımızda sanki RDU biraz daha avantajlı gibi gözüküyor. Tekrar alabilirsek elini. Evet, RDU kesinlikle daha avantajlı. Ben mesela kesinlikle şurada çıkardım Edwin'i ve Patates gibi ölürdü. Ama Backstep'le Eviscerate'ini de harcamış olurdum arkadaşlar. Burada mesela acaba Edwin çıkacak mı? Bence güzel bir opsiyon olabilir ama çıkmayacak. Evet. Çıkmayacak. Yani şu an metada çok fazla Big Game Hunter da yok. Big Game Hunter'ın çok fazla olmadığı bir metada. Şimdi bir saniye Orhan'ı hemen alayım ben aslında yayına. Alo. Dostum. Selamlar, hoş geldin, yayındayız. Yayındayız, mükemmel. Şu an görüyorsun değil mi elleri? Senin verdiğin linke ben giremedim. IAM'in kendi sayfasından bakıyorum şu anda. Şimdi şöyle yapabilirsin, oradan bir pause yapıp bir daha tıklayabilirsin. Tamamdır, ben orada onunla uğraşayım. Sen anlatmaya devam et, ben onunla uğraşırken bir yandan zaten diğer sayfadan takip ediyorum. Ben de refreshliyorum sanırım. Bir şey gitti.
Evet arkadaşlar, feed gitti gibi gitti gibi. Ben açılıncaya kadar sizlere şöyle bir Orhan sohbeti yapalım. Evet, merhaba arkadaşlar. Sen Orhan, turnuvadan haberdar mısın? O 4 tane grup var, 16 oyuncu var. Hatta ben şuradan da şey dinleyeyim, içeriği dinleyeyim. Tamam. İçerisi dediğim ta Çin. Hani içerisi dediğim Çin oluyor. İçeri Çin. Şimdi 16 tane oyuncu katılıyor. Dörderli 4 tane gruptan oluşuyor turnuva. Ve bu turnuvada group stage best of 3. Playoff'lar ise best of 5 olacak. Şöyle bir güzelliği var. Bu best of 3'ler oynanırken iki oyuncu da elindeki 4 deckten 3 tanesini seçiyor. Ve bu 3 deckten bir tanesi karşı rakip tarafından veto ediliyor. Yani ben Amaz'a karşı oynarken Priest oynamayacak diyorum. Ya da Colento'ya karşı oynarken Rogue oynamayacak diyorum. Ve bu deck değil, class. Hani class soruyorlar deck. Ondan sonra bu class'lar çıktıktan sonra elde kalan 2 deckle best of 3 maça giriyor. Aynı şekilde 4'ünde 3'ünü dördünde bir tanesini veto ediyorlar. 3'üyle katılıyorlar. Bu şekilde gidecek. Bildiğimiz oyunculardan Nemish var, Masan var, Amaz var, RDU var. Şu an RDU oynuyor zaten. Evet, ben şu bir yandan an RDU oynuyor ediyorum. Zaten. Strife Crow var bir de benim bildiğim. Japon Tyson var. Masan. Hong Konglu Jackie Chan var. Şu an oynuyor. Jackie Chan ile RDU oynuyor. İlk maç bir Zoo Jackie oynadı. Chan bilmiyorum aldı. Yetişebildin mi? Ha. RDU ben Zoo'ya karşı maçın... Token Druid ile çok güzel başladı. Board'a yayılamadan daha bitirmiş oldu. O, özellikle Argent Squire'a atılan bir Blood Knight vardı orada. 6'ya 6 bir Blood Knight'la da bir Zoo'nun başa çıkması çok kolay değil ki. Doomguard gelmemişti eline. Doomguard var mıydı dekinde onu da bilmiyoruz gerçi gelmediği için ama. Doomguard'sız oynamaları hani çok muhtemel değil Zoo'da. Muhtemelen vardır gelmemiştir diye evet, düşünüyorum. Evet vardır gelmemiştir. Çünkü değişik de bir Zoo gibiydi yani. Ya da eli gerçekten çok kötü gelmiş olabilir yani. Sürekli 3-4 manalık minionlar vardı elinde. Onun içinde board'a hiç yayılamadı. Şeyi söyleyeceğim. Geçen maçı izledin mi? Token Druid vs. Geçen maçın Miracle sonuna yetiştim. Hı-hı. En son Conceal'la Leroy Jenkins biraz aslında riske girdi. Bir kumar oynadı orada. Aynen. Jackie Chan ama kumarı tuttu. Tuttu. Çünkü başka şansı elinde... yoktu. Ölüyordu yalnız. Evet, kombosu vardı Druid'in. Direkt öldürebiliyordu. Hı-hı. Gördüğüm kadarıyla. Hı-hı. Aynen. Şu anda da yalnız iki tane Miracle Rogue kapışıyor karşılıklı. Acaba şu an şunu merak ediyorum. Hangi deckleri veto ettiler birbirlerine? Çünkü Miracle deck şu andaki evet, metada aslında en güçlü deck. Şu an turnuvada veto edilen class Rogue. Şimdi ama şu anda burada kabul edilmiş gözüküyor. O zaman... Ya clean feed gitti değil mi bize verdikleri feed? Delay'li olarak şeyden izliyorsun sen herhalde. Evet, ben oradan izliyorum. Evet, clean feed geldi şu an. Ben de şuradan... Evet, bana da geldi. Ben oraya geri döneyim o zaman. Aynen, ben şuradan yapabilirsem açacağım ama... Ben tekrar açayım şurayı. Arkaya bakaraktan... Okay, geldi. Şimdi o zaman arkadaşlar oyuna devam edelim. Bakalım neler olmuş. Canlara bakalım. Önce 20'ye 30 RDU geride. Bir Edwin çıkacak. Bu arada şöyle bir şey vardı. Konuşurken ona dikkat ettim. Genelde bu karşılıklı Miracle maçlarında ilk başta daha böyle 3 manalık minionlarımızı, yaratıklarımızı oyuna sürmek istiyoruz ki karşı tarafın büyülerini harcayalım diye. Değil mi? Removal ama, harcatmak çok çok... Aynen, removal harcatmak için. Ancak RDU Mulligan'da Earth'ın Farseer'ini gönderdi. O dikkatimi çekmişti seninle konuşurken. Hı-hı. O açıkçası şaşırtıcı bir şey normalde. Ama bakalım ne olacak. Şu an zaten Edwin bayağı zor bir duruma soktu şeyi. Jackie Chan'i. 8'e 8 bir başa çıkmak için şu an vurması... Yüzüne o damage'ı...
vurması gerekiyor ya da hem Avis Raid hem Cold Blood'ı harcayacak ve Minion'ını feda edecek. Yani bayağı büyük bir sacrifice. Evet. Sen burada mesela hasar mı alması alacağını düşünüyorsun yoksa hasar almadan iki kartla? Ya bence burada şu an oyun çok zor gibi duruyor. Hem çünkü kart hasar almadığın var. Zaman da ya yani kartı yok. Oyuna daha sonradan sokabileceği bir şeyi yok. Bence şu an çok zor dönmesi buradan oyun. Şeyin Ardyu'nun eline bakmadan söylüyorum sadece buradan. Yani Ardyu'nun elinde o kadar kart olması zaten. Aynen o bile yeterli. Yeterli. Şu an herhalde riske giriyor. Doğrudan yüzünü oynayabilir çünkü evet. Bence kaybetti bir şey yapmazsa. Öbür turn biraz şanslı bir top deck yaparım belki Leroy çekerim gibisine riske giriyor. Ama başka da yapabilecek bir şeyi çok da yok açıkçası. Peki Perdition Blade'e ne diyorsun? Perdition Blade kullanılmıyor çok fazla Miracle Rogue'larda ama mesela ben yeni yaptığım deck'te kullanmıştım çünkü o iki hasar gerçekten can kurtarabiliyor. Perdition Blade aslında özellikle Zoo'ya karşı güçlendiriyor biraz Miracle Rogue'u. Aynen. Onun dışında Blade Fury, yani ben açıkçası Blade Fury hayranıyım. Blade Fury için bir tane daha seçenek veriyor. O yüzden kullanılabilecek bir durum ama muhtemelen o Perdition Blade'i alabilmek için bir sap çıkmıştır diye düşünüyorum. O da handlock'lara karşı güçsüz hale getirecektir. Evet. Aslında tamamen meta'ya göre karar verilmesi gereken bir durum. Ve çaresizliği. Şu an elindeki kart Leroy olsaydı durum farklı olacaktı ama artık GG'yi verdi ve Jackie Chan eleniyor. Elenmiyor. Grup stage'deki maçını kaybediyor diyelim. Bakalım. Bakalım önümüzdeki maçlara bakacağız diyor. Çinli insanlar da çok kibar ya. Çok tatlı. Şimdi. Senin var mı bu aralar Kore'ye falan tekrardan gitme bir durum? Ziyaretin mi? Aynen. Şu ara yok gibi ya. Kışın belki. Şimdi belki. Evet arkadaşlar, ilk maçımızı izledik. İlk maçımızda RDU Jackie Chan'e karşıydı. RDU yine kazanmasını bildi. Bu sefer Haymam olmadan kazanmasını bildi. Zaten Leroy geldiğini haber verseler çok geç olacaktı. Çünkü elinde Shadow Step vardı. Shadow Step vardı gerçi de. Eviserage ölmüyordu değil mi? Evet ölmüyordu. Eviserage Leroy'a ölmüyordu. Yani yok ölmüyordu. Bence ikinci maçı da bu arada RDU hak etti. 6-4 R3'te elinde deadlist vardı. 13 aslında alabilirdi galiba Leroy gelseydi. Evet evet alıyormuş. Elinde deadlist vardı çünkü değil mi? Ya doğru. Alıyormuş. Yani Leroy'a bakıyordu. Ama bence ikinci maçı da RDU hak etti. Yani daha iyi oynadı diyeyim daha doğrusu. Hak etti demeyeyim de daha iyi oynadı ama hem şanssız kart draw hem de diğer işte Jackie Chan'ın yaptığı kumarın iyi gitmesi oyunu kazandırdı. 2-1 Jackie Chan. Peki Orhan, favorin kim? Turnuvayı sence kim kazanacak? Valla açıkçası sen Amaz'lısın gibi geliyor bana ya. Şöyle hayır ben Amaz'ı seviyorum. Böyle bir komik geliyor. İzlemesi falan hoşuma gidiyor ama oyuncu olarak Massan'ı beğeniyorum ben. Massan daha mı iyi diyorsun? Massan turnuvada var değil mi? Doğru hatırlıyorum. Var. C grubunda olması lazım. Evet C grubunda Nimş'le beraber var hatta. İşi de zor. Gerçi yani, en azından ikinci olur yani. Açıkçası peki Massan'ın aklıma, eski StarCraft'çı olduğunu biliyor muydun? Evet evet biliyorum. Biraz da onun da sempatisi var zaten. Şunu sosyal medyada paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Ben de şu an kendi hesabımdan paylaşırım. Finaller başladı diye. Başladı. Smash ile yayındayız. Şimdi arkadaşlar. Smash ile yayındayız dedim ve Smash düştü. Şeyi soracağım yani bir sizin favorilerinizi alalım. Sizce kim kazanacak?
kimin kazanacağını düşünüyorsunuz? Yani ben tahminen sizin Amaz sevdiğinizi bildiğim için Amaz'lı tutacağınızı düşünüyorum. Ama Masancılar var mı? Nimşçiler var mı? Strife Crow'cular var mı ki sanırım Cankut'un favorisiydi değil mi Strife? Olabilir. Öyle, yani eskiden Strife'ı çok beğeniyordu diye biliyorum. O Druid'dekinden dolayıdır ya. Cankut bir aralar çok seviyor Druid'i. Evet. Ne olursa olsun Druid'le devam ediyordu. Neden sevmesin abi? Bütün maçları kazanıyor. Sevecek tabii ya. Aynen, çok dengeli. Bütün maçları kazanıyor demeyelim de bütün olası maçlarda hiçbirinde çok güçsüz kalmıyor. Evet, hepsinde yani, en kötü ortalama bir oyuncu çıkartabiliyor. Class diyelim. Yani Silence'ı var, Charge'ı var. Bir de Choose One seçenekleri çok durumsal yerlere müdahale etmesini sağlıyor. Yani tank istiyorsan al sana tank, charge istiyorsan al sana charge. Defansif ya da ofansif seçeneğin var. Evet, adaptasyonu çok kuvvetli. Aynen. Bu arada kravatımı nasıl buldunuz arkadaşlar? Bak bak bak. Şekle gel. Kravatım şekil. Yayından çekil. Evet arkadaşlar, şimdi bir sonraki maç için bir dinlemeye bakıyorum ama kim olduğunu henüz kestiremedim. Şeyi de bilemiyorum arkadaşlar. Bu arada tekrarlayayım. Oyuncular dün gece saat 3'e kadar açıklanmamıştı. Herhalde sürpriz yapacaklar diye düşündüm ben. Şeyi de bilmek istiyorum. Şimdi oyunculardan tanımadığım Asyalı oyuncular var. Çalışmak istiyorum. Hani hangi deckleri oynarlar, hangi klasları daha çok tercih ediyorlar. Acaba dedim yani bu adamlar birbirlerini tanımasınlar diye mi açıklamıyorlar yani. Sonuçta Avrupa'dan katılanlar daha önceden açıklanmıştı ama Asyalılar açıklanmamıştı. O konuda da dün yani sabah gördüm gruptaki eşleşmeleri. Bakalım ne olacak. Bu arada bu boşlukta şu an önde gibi. İki maçını da yendi. Bu boşlukta istiyorsan Naxxramas muhabbeti falan yapabiliriz biraz. Evet, o bak, aklıma geliyor. Naxxramas ne zaman geliyor? Hala açıklamadı Blizzard. Ya ben niye böyle Orhan? Yani, ya sürekli Naxxramas'ı düşünüyorum açıkçası. Gözlerim kapalı bu aralar. Ama hani biraz da kendimce bahane üretiyorum. Şu anda bu büyük turnuva öncesinde bence bir Naxxramas'ın çıkmasını istememiş olabilirler. Çünkü meta tamamen değişecektir. Hı hı. Bütün dengeler alt üst olacaktır. Çok mantıklı. Bence böyle büyük turnuva sonrasını bekliyorlardı diye düşünüyorum. Çok mantıklı, doğru söylüyorsun. Çünkü zaten hani hem ESL'le hem IEM organizasyonuyla birebir ilişkideler. Geçen zaten hani mesela bu turnuvanın başlangıcı, bu turnuvanın tarihi Hearthstone'un açılmasıyla aynı tarih. Yani burada bir promosyon söz konusu tabii. Blizzard'ın yeni bir oyunu çıkıyor. Çok güzel bir oyun. Free to play. Herkesin de oynayabileceği ve e-spora gerçekten çok büyük katkısı olacak bir oyun çıkıyor. Doğal olarak da dediğin gibi bu tarz açılışları bu organizasyonlarla beraber denk getirmeye ya da getirmemeye çalışıyorlardır. Peki gold'unu biriktirdin mi Orhan? Benim gold'um valla 1-2 aydır birikmiş bir şekilde duruyor. Ne kadar var mesela bir izleyicilerin şu ağzını sulandırın? Şu an 4000 gold param var. 4000 öyle gold. Bekliyorum. Borç verilebiliyor muydu ya? Keşke. Olsa Diablo'daki gibi satmaya çalışırdık. Benim 200. Colento ve Reynard yok mu? Yok arkadaşlar. Şimdi şeye de emin değilim. Hangi takımdan hangisi aynı takımda ama mesela eğer siz Cloud9'daysanız Cloud9 diyor ki mesela benden X oyuncu gidecek diyor. Y oyuncu katılamıyor. Bir oyuncu invitational hakkı var. O bu tercihleri yapmalarının biraz da şey sebebi olabilir. Yani mesela Amaz'ı yollamayacaksın. Kimi yollayacaksın? Zaten Çin'de adam yani. Hazır oradayken. Hazır oradayken gitsin uğrasın dersin yani. RDU katılıyor. Yani ben açıkçası mesela burada bir Cankut görmek isterdim orada Türk bayrağıyla. Sonraki hak ediyor da bence açıkçası. Efendim? Hak ediyor da bence kesinlikle. Jackie Chan'dan iyi oynuyor bence. Hemen iki maçta şey yapmayalım ama Cankut'un nasıl oynadığını bizzat bildiğim için. Abi adam iş sever. İş sever değil mi? Evet evet. İşini seviyor. Seviyor abi, yaptığı işi. Yani. Ancak biliyorsunuz şöyle bir şey oldu. Normalde top 16'ya girenler her sezonun sonunda belli bir birkaç ay sonra büyük bir turnuvada toplanacaktı. Yalnız Blizzard açıklama yaptı. Eğer Türkiye'den katılıyorsanız, tabii sadece Türkiye değil bazı başka ülkeler de var. Bunun içinde Portekiz gibi, Yunanistan gibi Avrupa ülkeleri de var. O turnuvaya katılamıyorsunuz.
ne hangi sıralamada yer alırsanız yer alın. Evet, yani bazı ülkeler dışında Blizzard ilk 16'daki katılımcılara maalesef turnuva hakkı sağlamıyor. O ama Blizzard'ın kendi official dediğimiz resmi turnuvaları için geçerli. Bu ESL'in bir organizasyonu olduğu için burada Cankut gelsin bir konuşalım neden yokmuş. Yani bu burada katılabilirdi gayet. Herhalde sınavları dolayısıyla Çin'e gitmek, gelmek yorucu olabilir onun için şu ara. Ama ben görmek istiyorum. Önümüzdeki ESL Aynen. organizasyonlarında ve yani global bütün organizasyonlarda seni de görmek isterim. Cankut'u da görmek isterim. Bu arada Önce bir tam can kutu yollayalım, sonra arkadan sonra biz de inşallah. geliriz diyorsun. Bu arada arkadaşlar bilmeyen varsa SMES Orhan Sönmez benim çok yakın arkadaşım, en yakın arkadaşım ve aynı zamanda çok çok iyi bir Hearthstone oyuncusu. Tüm turnuvalarda ikinci olmasıyla Evet. ünlüdür. Ve arena konusunda da baya baya iyidir. Şu an hatta Constructed'da da baya iyi durumda. Geçen kaç kere Legendary oldun? 3 müydü? İki kere oldum ya. 2 kere Legendary oldu. Ama önemli olan kaç kere kastı? 2 kere kastı, 2 kere Legendary oldu gibi Evet. söyleyebiliriz yani. Ve son Aynen dakika öyle. Legendary'si herhalde ikisi de, değil mi? Evet, bu sefer de gene rank 5'te bekliyorum. Oturup gerçekten zaman ayırmam lazım ama hani Raksamaz çıkacak. Ona kasacağım diye beklemekten rank kasamadım. Evet, şimdi ben şeylere bakayım yani burada Amaz, çoğunlukla Amaz var. Evet, Amaz var. Kran kazanır diyen var. Nimş diyen var. Nisan diyen var. Masan diyen var. Evet. Genelde Amaz ama Masan ve Nimş diyen de var. Benim favorim Strife Crow. Neden bilmiyorum. İsmi güzeldi. Yok, Strife'in yeneceğini düşünüyorum ben. Alacağını düşünüyorum bu turnuvayı. Ama yani Strife olmazsa Amaz. Öyle söyleyeyim. Peki şeyi söyleyeceğim. Hani bu muhabbeti yapmak ne kadar doğru bilmiyorum ama sen Ardio'nun gerçekten hile yaptığına inanıyor musun? Yani Amaz bunu inkar etti. Hayır, yapmamıştır dedi ama hani o biraz politik bir cevap gibi geldi bana. Sence Yani ben şuna inanıyorum açıkçası. Öncelikle şeyi söyleyeyim. Bence orada hile yapmasa da o maçı alıyordu zaten Arda'yı. Ama ben bir şekilde orada bir hile olduğunu düşünüyorum. Ve o maçtan Arda'nın diskalifiye edilmesi gerektiğini savunuyorum şahsen. Şey değil mi? Yani hak etti ama Hak başka etti. oyunlara veya başka oyunculara bu tarz kötü örnek olmaması, yani daha doğrusu ibretlik olması açısından bir ceza alması gerekirdi diyorsun. Aynen tam olarak onu söylüyorum. Bence de, ben de katılıyorum, aynı şeyi söylüyorum. Zaten 2-0'dı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Sonradan 2-0'dı 3'te 3 zaten de ve geldi. öndeydi. Verdikleri tüyo da yani çok acaba, yani hani instant ve prize oyunda falan, yani çok da şey değil bence. Kritik değil. Ya ama orada olay zaten verdikleri tüyodan ziyade öyle bir şeyin yapılması bence Olması değil mi? Evet, cezalandırılması evet. gereken yani. Ama bunu daha önce de biz tartışmıştık. Bunun biraz da kötü bir yanı, şey yanı. Nedeni de biraz Blizzard'ın Hearthstone'da bir turnuva modunun henüz olmamış olması. Peki çok güzel Hala bir da konuya değindin, yani hemen burada bölüp sana şey sorusunu soracağım. Şimdi bence bu kadar fazla etkinlik, bu kadar fazla organizasyon olurken, bu kadar büyük ödüllerle oyuncular bu kadar ünleniyorken bir izleyici modunun olması sence Naxxramas Expansion'dan önce gelmeli değil mi? Bence açıkçası biraz şöyle oldu. Blizzard ilk başta bu oyunu çıkartırken bu kadar patlayacağını düşünmedi. E-sport olarak söylüyorum. Daha çok hani casual oynanacağını hesapladı bence. Olabilir çünkü tabletin önde olması, mesela tabletin en azından e-sporun önünde olması bunun işareti bence. Hani şu anda fark ettiler. Muhtemelen hemen bir hamle yapacaklardır ama Blizzard'ın biraz yavaş bir şey olduğunu biliyorsun. Firma Evet. olduğunu biliyorsun. Evet. Yani Yani çok genel bir geleneksel bir kurumsal şirket gibi, yani bir işi aynen manevraları çok yavaş. çok Anında yavaş. hemen şey yapamıyorlar. Ama çok normal. Çok fazla oyuncusu olan çok büyük bir firma. Böyle büyük Evet. firmalarında ve departmanlarının departmanlarına laf geçirmek o kadar hızlı olmuyor maalesef. Bakalım, bekliyoruz. Ben de izleyici modunu heyecanla bekliyorum. En çok şey için bekliyorum. Yani izleyici modu çıkarsa eğer,
anında turnuva organize etmeye başlayacağım. Yani her hafta turnuva yapabilirim. Bu arada benim bir değişik bir turnuva fikrim vardı. Onu seninle konuşmuştuk. Onu bir Açıkla türlü... istersen burada da mesela yapabiliriz çünkü. Tamam. Açıkçası o konuda senin yardımına ihtiyacım var. Sen hani bunu projelendir getir demiştin bana ama aslında birlikte yaparsak daha güzel olacak. Aynen. Benim arkadaşlar şöyle bir turnuva fikrim var. Bunun çıkış amacı da şu. Şu anda belli bir süreden beri kartlara bir değişiklik gelmediği için, Naxxramas çıkmadığı için, metada belli bir yere geldiği için sürekli aynı destelerle oynuyoruz. Ve bu bir yerden sonra açıkçası beni sıkıyor. Arena oynamak daha keyifli geliyor. Böyle daha sürekli farklı kartlarla oynamak için. O yüzden turnuvada genel olarak destelerde kullanılmayan 10 ya da 12 kart seçilip, yani 5 ya da 6 çift neutral kart seçilecek. Ve katılımcılara bu kartların üzerine kartlar koyarak bir deste oluşturulması istenecek. Böylece herkesin hem deste oluşturma becerileri belli görülecek, hem de oyun oynama becerileri. Bir oralardan bir combo çıkartabilir mi, çıkartamaz mı? Sinerji yaratabilir mi, yaratamaz mı? O tarz becerileri de belli olacak. Aslında burada teori crafting'ini de ölçüyorsun adamın. Aynen, kesinlikle. Mesela hani böyle bir şeyde ben alarma botu koymak isterim açıkçası. Çünkü alarma bot çok böyle sinerjik olabilecek bir kart gibi. Ama mesela doğru düzgünde ama kullanılamıyor bir türlü. Mesela onu kullanmayı zorlamak. Onun dışında belki mesela Wisp konulabilir. O tarz hani gerçekten ama kullanılmayan şeyler. Evet, çok mantıklı. Yani dediğin şey çok güzel. Benim de şey fikrim vardı. Sadece mesela rare'lerle deck yapmak. Hani common kartlara bağlı kalmadan falan gibi. Yani bu tarz şeyler de olabilir. Bu tamamen teori crafting dediğimiz deck yaratma sanatını ölçüyor. Deste yaratma sanatını ölçüyor. Bence güzel bir turnuva olabilir. Alışılagelmişin dışına çıkacağı kesin. Hatta sürpriz kazananlar da olabilir. Çünkü şeyi düşünürsek Evet. mesela benim geldi ekranım geri ya. Ne oldu? Ekranım geliyor gidiyor. Okey. Benim ekranda bir problem var. Ben onu çözeceğim şimdi de. Şey söyleyeyim ondan önce. Yani hiç ismini duymadığımız bir oyuncu ekranın problemini çözüyor gibiyim ama çözdüğüm an çözün. Neyse. Okey. Ne diyordum? Öyle bir turnuva yaparsak eğer hiç ismini görmediğimiz bir arkadaş, hiç ismini duymadığımız bir deckle turnuvayı kazanabilir. Çünkü insanlar artık aynı şeyleri oynaya oynaya oyunu şey noktasına getirebiliyorlar. Daha iyi kart çeken kazanır. Yani bunu bayağı engelleyecek bir durum. Bu arada chat'te bir ikidir görüyorum. Orhan abi berber pahalı mı İngiltere'de diyorlar. Benim görüntüm yok galiba orada, değil mi? Evet. Yataktan yeni kalktım da acaba nereden gördü insanlar? Saçları diye merak ediyorum. Acaba görüntü mü var acaba diye düşünüyorum. Yok. Aynen. Baktım yok. Okey. Aa. Arkadaşlar bir ufak ara verelim. Ben bu arada şu arkamdaki televizyon problemini çözeyim. Ondan sonra tekrar Orhan'la beraber devam edeceğiz. Şöyle yapalım. Geliyorum o zaman 5 dakikaya. Görüşürüz. İşim Haydi olsun. görüşürüz.
out the corner of my eye, I saw a pretty little thing approaching me. She said, I never seen a man who looks so all alone. Could you use a little company? If you pay the right price, your evening will be nice and you can go and send me on my way. I said, you're such a sweet young thing, why you do this to yourself? She looked at me and this is what she said. Oh, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got bills to pay, I got mouths to feed. It ain't nothing in this world for free. I know I can't slow down, I can't hold back, though you know I wish I could. I know there ain't no rest for the wicked until we close our eyes for good. Not even 15 minutes later, I'm still walking down the street when I saw the shadow of a man creep out of sight. He said, give me all you got, I want your money, not your life. If you try to make a move, I won't think twice. I told him, you can have my cash, but first you know I gotta ask, what made you wanna live this kind of life? He said, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got bills to pay, I got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free. I know I can't slow down, I can't hold back, though you know taking money from the church. He stuffed his bank account with righteous dollar bills. But even still, I can't say much because I know we're all the same. Oh yes, we all seek out to satisfy those thrills. You know there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. We got bills to pay, we got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free. I know we can't slow down, we can't hold back, though you know we wish we could. Evet arkadaşlar, ikinci yayınımız, ikinci yayınımız, dördüncü oyunumuzla beraberiz ikinci seride. Şimdi Jackie Chan'le beraber kim oynayacak bakalım. Bir yandan Amaz ve RDO bu arada şeyde, onu anlamaya çalışıyorum. Şu an Amaz ve RDO ile röportaj yapıyorlar. Geldi mi yayın bakıyorum. Aa, çok erken, bir saniye Orhan'ı bir alayım. Orhan. Selamlar arkadaşlar. Selam tekrar. Şaşırtıcı bir Earth'ın Farseer oyunu, fakat senin dediğin gibi aslında 3 manalık minion'ı önden koyma işte. Çabası aynen. Değil mi diyeyim yani? Evet. Burada o Earth'ın Farseer'ın bize vereceği 3 candan ziyade rakibimizi daha fazla uğraştıracak olması Miracle karşılıklı maçlarında çok daha önemli. Şimdi bu arada Amaz ve RDO'ya sordular. Nasıl bir turnuva oluyor? Neler görüyorsunuz? Neler bekliyorsunuz gibi. Şu an Amaz her şeyden çok memnun. Gayet iyi oynanıyor. Oyuncuları da beğenmiş sağ olsun. RDO da şu an yeni takımının formasını giyemediği için üzgün sadece. Yoksa her şey düzgün gidiyor dedi. Bakalım. Bu arada mesela bakın preparation'ı harcattı şu anda. Preparation artı yani, shift harcatmak değil gerçi ama dediğin gibi preparation'ın bir tanesi gitti. Ama bence avantajlı bir durum yani. Ama hani 3 koyduğu için avantajlı bir durum. Çünkü o da bir şey harcatacak. Evet.
Evet, yani şimdi o da harcatacak. Yani işte o 3'e 3'leri bu arada ne kadar çabuk koyabiliyorsak rakibimizi o kadar sıkıştırıyoruz aslında. Bu Miracle maçlarında karşılıklı. Şu anda o 3 damage'ı da yiyecek. Tam zamanında mı geldi? Tam zamanında bir auctioner. Yani budur ya. Yani Miracle'ın beklediği bir sonraki şey... Bir sonraki turn zaten auctioneer, coin, conceal ile bitirecek zaten olayı. Yani bitirecek. Oradan... Bayağı avantajlı durumda. Çünkü elinde büyü de var. Yani iki tane eviscerate'i var kullanabileceği. Bir de ve bir tane de artık preparation'ını harcatmadığını düşünseydin. Mesela hani... Evet. Bu arada burada da God Gates ama muhtemelen bir sonraki turn hesaplayacaktır. Mesela burada backstep'i harcamıyor çünkü bir sonraki turn o backstep'ten kart çekmek isteyecek. Ama ve lakin çekecektir de gerçi. Çünkü auctioneer'ı atmaz, kendi Blood Mage Talnos'unu atabilir. Atmayabilir. Bakalım neler olacak. Preparation geldi. Çok iyi bir top deck. Çok iyi bir top deck. Fan of Knives atacaktır büyük ihtimal. Şimdi ama backstep'i kullanamayacak. Olsun. İki kart birden. Burada şey çok değişebiliyor. Elimizde sıfır manalık büyüler varken aslında hangi sırayla oynadığımız evet. ve üstten ne çektiğimiz. Kendine backstep atacak mı acaba? Auctioneer atmadı. Atılabilirdi atmadı. Çünkü. Çok kart draw'a da ihtiyacı var mı şu an bilmiyorum. Çünkü ne de olsa removlayamayacak karşı rakip. Yalnız mirror match mirror minion bu arada 16 20 ya 10 bir dakika. Shadow Step'i yok. 10 14 7 mana lazım ama onun için. 18 vuruyor şu an. 18 19 vuruyor şu an. 4 kalıyor. Ama 4 kalıyor ama öyle de bilir yani. Büyük ihtimalle evsaret gidecek. Hem kart çekmek istiyorsun hem de daha fazla hasar vermek istiyorsun. Burada bir deadly poison var. Olsa... Kombosu güzel olurdu. İki deadly poison olsaydı bir blade fury ile ortalığı da temizleyebilirdi. Zaten oradan sonra kazanırdı herhalde oyunu. Evet, kart kendine backstab'ı atacak. Ne de olsa öleceğini biliyor onu. Evet, deadlisi geldi. Bir de şöyle bir şey var. Bu yaptığı hamle... Abyss atacaktır diye düşünüyorum bir tane de. Bu yaptığı hamle tane... rakibe de backstep yapma imkanını kaldırıyor ortadan. Yani senin atacağın backstep, senin çekeceğin kartı ben atarım, ben çekerim tarzında. Altı kaldı. Burada oyunu kazanmazsa eğer tutabileceği... Ama yetmiyor galiba manası. Bir tane daha ihtiyacı var. Biraz daha destesini eline alması için. Bir kere backstep'e atması şart kendisine. Bu bir şart. Şey yapabilir, evet. Shadow Step heal yapabilir ama gene de... Ben o riski almam. Elinde çok kart var. Kurtaracağını hiç sanmıyorum. Yani... Çok kötü bir kart çekmesi lazım ki karşı takımın. Rakibin daha doğrusu. Ama taunt'umuz da yok. Hani... Ben... ofansif gitse yine yenme şansı yoktu bu manaya. Yok yani yapacağı en iyi şey buydu. Evet, o yüzden. Yani kötü kart olmasına... Ya işte bak bu... Bence hata. Burada kendisine atacağı backstep bir shadow step çektirirdi. O da artı 3 HP kazandırırdı. Haksız mıyım? Backstep'i kendine atsaydı 3 HP'si daha olacaktı. Ama bir mana şeyi... Yok, bir manası deadly vardı. Onu deadly poison'a kullanmasaydı... Ama her halükarda kaybetmişti zaten. Her halükarda kaybediyordu. Çünkü şeyi hesaplamış olabilir. Eğer... Gerçi evet, Shadow Step Leroy'u varsa her türlü yenildim ne de olsa diyordu olabilir ama bilmiyorum. Var mıydı misplay ya da şöyle yapsa daha iyi olur diyebileceğin?
Açıkçası çok fazla şey bir hamle yoktu. Hı. Biraz karşılıklı bu Miracle Rogue maçlarında biraz destenin nasıl geldiğine bakıyor oyun. Çok bariz yanlış bir hata yoktu ama kaybetti, bu Şimdi kadar basit. Druid izleyeceğiz. Yalnız veto edilmeyen roglar hakkında ne düşünüyorsun? Yani Evet, ben herkes... onu merak ediyorum. Yani açıkçası benim şu an turnuvaya girecek olsam ilk olarak Rogue klasını veto ederim. Büyük ihtimalle Warlock veto ettiler diye düşünüyorum. Çünkü Warlock görmüyoruz. Evet. Yani saçma bir Zhu'ya kaybetmek istemiyor olabilirler. Daha planlı, daha yere basan decklerle oynamak istiyor olabilirler. Bir anti deste olacak. Muhtemelen bütün taraf, her taraf, herkes kendi Miracle Rogue'unu oynamak istiyor. O Evet. yüzden rakibin hand lock'unu veto ediyor. Evet. Bir de class veto ediyorsun şimdi. Warlock diyorsun, Zhu ve Handlock veto etmiş oluyorsun. Yani burada Aynen. öyle de bir avantaj var. Yani iki tane çok güçlü, metada çok güçlü deki tek class vetosuyla silebiliyorsun. O avantajla Warlock deniyor olabilir. Ben Druid de diyebilirim bu arada. Druidler de çok popüler. Bu arada Çok iyi bir meta'ya başlangıç. da gerçi şu an hani tek klasımız olduğu için Rogue'u öyle oynamak ne kadar riskli bilmiyorum ama yeni bir Rogue metası da geldi. Daha agro Backspacer'ın destesi. Senin oynadığın desteğe çok benzer bir deste. Hı. Godlight Oracle'la oynayan Kanser Rogue diye geçiyor. Hı. Mukla'lı deck'ten bahsediyoruz değil mi? Aynen Mukla'lı deck'ten bahsediyoruz. O da Hı. şu en son bayağı güçlüydü Yani güçlü meta'da. olmasının sebebi hem Miracle'a Leeroy yaktırabiliyorsun, hem Handlock'a işte Giant yaktırabiliyorsun. Artı pressure baskısı çok yüksek bir deck. Hı. Bir de gene şöyle bir avantajı var. Miracle Rogue zannedip insanlar mulligan Evet. yapıyorlar. Ellerindeki kartları. Sen sonra bir anda agresif bir şekilde bastırınca bir cevap olmayabiliyor. Ben bu arada o deki yaparken o kafayla yaptım. Herkes Miracle oynuyor. Zaten dekimin ismi Not Miracle. O yüzden avantajlı olabileceğini düşündüm. Bu arada senin klavye sesleri falan gidiyormuş. Benim. Evet. Klavyeye dokunmuyorum. Yani dokunduğunda gidiyor herhalde. Şu an değil. Okeydir. Ha, ya da arada falan. Yok. Neyse. Nihayet removlandı o Edge Drake. Ama 21 kaldı Rogue'da. Rogue'un burada canı 14'ün üzerinde olduğu sürece Çok çok dert değil. kritik değil. Hı. Evet. İki Conceal'la oynuyor. Ya açıkçası onu ben de düşünüyorum. Sen de bir ara iki Evet. Conceal Aha. ile oynamıştın. Çünkü Conceal yani sadece Gadgezan için değil, içerideki Azur Drake'i ya da Argent şey Earth'ın Farseer'lara 3'e 3'lük minionlarımıza verdiğimiz zaman da aslında bize 3 damage, 4 damage olarak geri geliyor. Bu da aslında bayağı etkili bir şey. O yüzden bence mantıksız değil. Ama bunun karşılığında muhtemelen dediğim gibi ilk giden şey Sap oluyor ve o da handlock matchup'larını. Belki şöyle bir şey yapılıyor olabilir bu arada. Ben hani nasılsa handlock'u veto edeceğim. O yüzden sepimden kısarım. Evet. Diğer kartlara Mesela abanırım. bu çok güzel bir taktik bence. Veto ettiğin class her zaman sonuçta Warlock olursa senin Warlock'a düşünerek yaptığın hamleleri artık düşünmene gerek kalmayacak. Aynen öyle. Zaten turnuva kafasının da renkten farklı olmasının bir nedeni de bu. Hı. Evet bakalım neler gelecek. Şu anda burada bence uzun vadede Rogue gene alacaktır gibi geliyor. Çünkü bir kere oturttuktan sonra Gatketsan'a elinde bir Conceal'ı daha var. Bütün destesini bir şekilde çekecektir. Ve komboyu yakalayacaktır diye düşünüyorum. Şu anda zaten Cold Blood, Conceal, Evet, bir preparation çekti. Burada ben mesela saksılığımla şeyim, ünlüyüm yani gerçekten vurmadan yok mı şey preparation falan basıp gaza gelip ondan sonra I'm out of cards ya da tam tersi kartı conceal ederdin? yakmak. My
grup konsili atacak. Evet, ve zaten yani mesela demin dediğin farklı bir kullanımı, işte al sana farklı bir kullanım. Evet. Artık çok zor durum. Evet, şu anda yani iki tane swipe'ı bence. Tabii iki tane swipe'ı artı spell power'lı olarak Rogue'un yüzüne atması lazım. Hı hı. Onun dışında başka bir öldürme yolu yok. Ya Ragnaros var ama Ragnaros elinde değil. Evet. Bitti mi bu arada? Bitti. Shadow Step'i de var, bitti. Bitti, boşuna. Shadow Step'ten sonra Conceit gelecektir. BM yapıyor galiba. Evet. BM for the win. 10 bölü 10. Ve Jackie Chan hem Rogue'u hem Druid'i eleyerek bu serinin galibi, galibi oluyor. Evet. Şu anda bu A grubunu izliyoruz değil mi biz? B grubuyuz. B grubuyuz şu an. B grubuyuz. Okeydir. Evet Orhan, nasıl, ne düşünüyorsun? Nasıldı maçlar sence? Vallahi tamamen bize Miracle'ın gücünü gösterdi. İlk maç zaten iki Miracle karşılaştı. Orada biraz şans faktörü devrede genel olarak. Eğer bir misplay yoksa. Orada Jackie Chan kazandı. Daha sonra da Druid karşılaşmasında ise Gatgetsan'ı 5. 6. turn'de concealed'lı bir şekilde oturttuktan sonra gerisi zaten çorap söküğü gibi geldi. Druid'in orada artık çok fazla yapabileceği bir şey kalmıyor. Hı hı. Bu arada şey gitti galiba, süper. Bakıyorum. Evet. English commentary üzerinde unutmuşlar sanırım. O yüzden ben oyun sesini falan veremiyordum arkadaşlar size. Şimdi oyun sesini de verebiliyor olacağım. Onu da şuradan açayım. Neyse, şeydeyken açarım. Problem yok. Bakalım. Yani baktığımız zaman Miracle Rogue'un üstünlüğü 3. sezon oluyor sanırım. Bu 3 sezondur devam ediyor ve herhangi bir şekilde de yeni Rogue haricinde, yani bu Cancer Rogue haricinde çok da bir antisi yok. Handlock veto edildiği için söylüyorum. Yani bol bol Miracle Rogue göreceğiz. Ben olsam ilk veto edeceğim class Rogue olur artık. Rogue bu olur. Saatten benim sonra. De şahsen. Çünkü zaten belli o çalışılmış. Yani herkes kendisinin daha iyi Rogue oynadığını düşünüyor doğal olarak. Daha doğrusu Rogue vs. Rogue matchup'ı onlara adil geliyor ya da kazanabilecekleri bir matchup geliyor gibi geliyor olabilir. Acaba Amaz için de Rogue, pardon, Warlock veto edilmiş midir? Şimdi o da avantaj. Amaz için... Şimdi sen Priest'te çok iyi bir oyuncuysan, bence Priest'i veto ediyorlarsa ben Handlock oynarım. Ne de olsa karşıdaki Druid ve şey oynayacak, Rogue oynayacak. Gerçi ya Amaz'ın bir yandan da sevdiğim bir yanı o zaten. Yani tamamen meta dışında bir desteğiyle bu kadar buralara gelmiş olması. Hı-hı. Oyuna resmen keyif katan özelliklerinden bir tanesi bence. Evet, evet. Ben Amaz'ı seviyorum. Hem eğlenceli birisi hem nezaket ve üslup olarak çok çok üstte birisi, olumlu birisi. Hem de iyi bir oyuncu. Gerçekten iyi bir oyuncu. Hem kendine ait deckleri, deck oluşturması, sürekli priest deckini güncelleyerek fakat klasını güncellemeyerek kendine özgü bir oyun stili yaratması falan, hep bunlar güzel şeyler. Bu arada bence Amaz'ı daha da çok göreceğiz. Özellikle Naxxramas'tan sonra. Yeni gelen Death Rattle özelliklerinden sonra evet. Bence özellikle priest ve daha sonra da Warlock çok daha güçlenecek bu metada. O yüzden... Evet, dispeller ve dispeller işe yarayacak. Warlock neden güçlenecek dedin? Warlock'ta biraz Void Terror gelen tarzı. Gelen karttan dolayı değil mi? Hem ondan hem de şey, kendini kendi yaratıklarını öldürmesi konusunda Warlock'un birkaç bazı kartları var. Onu Death Rattle'larla birlikte kullandığı zaman gayet güzel işler olabilecek gibi geliyor. Mesela Hellfire. Çok güzel Death Rattle kombinasyonu çıkartmış. Aynen. Void Terror. Ondan sonra Shadow Flame. Aynen. Şu anda henüz tam öngörmemiz çok mümkün değil ama hani en azından şimdiden bazı bariz sinerjiler, kombolar belli oluyor.
Evet. Şimdi hangi maç? Bakalım. Büyük ihtimalle. Şu an büyük ihtimalle RDU Tyson'a karşı oynayacak gibi gözüküyor. Bakalım nasıl olacak? Bu arada her grupta iki Avrupalı, iki Asyalı mı var? Nasıl yapıldı gruplar, yoksa tamamen şans mı? Efendim? Her grupta iki Avrupalı, iki Asyalı mı var? Şimdi yoksa... şöyle, 8 tane Avrupalı ya da dünyanın Amerikalı ve Avrupalı diyelim. 8 tane de Asyalı oyuncu katılıyor bu Invitational'a. Toplam ödül 10 bin dolar. 10 bin doların 4 bin doları birinciye gidecek, 2 bin doları ikinciye gidecek, 1000 doları üçüncüye ve dördüncüye gidecek, 500 doları 6. 7. ve 8.'ye gidecek. Şimdi bu 8 oyuncu öncelikle dörderli gruplara ayrılıyorlar. Daha sonra buradan çıkan oyuncular çeyrek final, yarı final ve final oynuyorlar. Grup stage'den çıkan herkes ödül kazanacak. Oyuncular arasında Strife Crow, Nimsh, Masan, Amaz ve RDU gibi çok tanınan isimler var. Başka hatırlatmam gereken bir de kuralları bir daha bahsedelim isterseniz. Grup stage dediğimiz bu grup maçlarında, grup maçlarında 4 tane deckinin 3 tanesini oyuncu seçiyor. Diyor ki ben Mage, Rogue ve Warlock oynayacağım diyor. Bu 3... Evet, 3 tanesinden bir tanesini rakibin veto ediyor. Yani diyor ki hayır kardeşim sen Warlock oynayamazsın diyor. İstemiyorum diyor. Okey diyor, ben de senin Rogue oynamanı istemiyorum diyor. Ama bunları söylerken karşılıklı söylemiyorlar. Hakemlere söylüyorlar gizli bir şekilde. Okey, başlıyorlar ondan sonra. Sen Warlock seçemezsin, sen Rogue seçemezsin. Kalan iki destesiyle oynuyorlar. Çeyrek finalde Best of 5 olduğu için bunun 4'lü versiyonu oluyor. Yani 4'teki 3'ünü seçiyor. 4'teki 4'üyle de giriyorlar. Bunun bir tanesi veto ediliyor. 3 deckle oynuyorlar. Biz demin onu tartışıyorduk Orhan'la. Veto edilen deck burada çok önemli stratejik olarak. Çünkü eğer Warlock veto ediyorsanız 2 tane metada yeri olan 2 tane deckin oynanmasını istemiyorsunuz. Zoo ve Handlock bu gerçekten özellikle Miracle Rogue için önemli. Çünkü Miracle Rogue Zoo'ya da sıkıntı, kart gelmediği zaman herkes Zoo'ya karşı kaybedebiliyor. Ve Handlock evet, tam bir başa bela. Özellikle Sep'i sadece onun için koyuyor olmak büyük ihtimalle bir tane de kart avantajı sağlıyor gibi. Tekrar sorayım Orhan, sen olsan şu turnuvada ilk veto edeceğin deck ne olur ve ne oynarsın? Ya benim genel olarak bu tarz şeylerde bir şaman oynama alışkanlığım var. Çünkü şaman hani Handlock'a da Druid'e karşı da iyi oynuyor. Hı hı. O yüzden de muhtemelen Rogue'u veto edip şamanla oynarım gibi geliyor. Zaten geçen ay Legend olurken de gene şamanla oynamıştım. Hani aslında genel metanın Rogue'lara karşı da Doomhammer'la avantajlı olabiliyor bazen. Hı hı. Erken çekebilirseniz. Aslında bir antisi gibi olabiliyorsunuz. O yüzden ben şamanı seviyorum açıkçası. Peki şeyi soracağım. Mesela Handlock'a karşı mesela bir Sep çıkartılmış durumda düşün. Çünkü hı hı, şu an gördüğümüz maçlarda iki Sep henüz görmedik sanırım. Bir Sep'le oynayan Miracle Rogue'lar var. Bir Sep'le oynayan bir Miracle Rogue'a karşı aslında Şaman da üstün olabilir mi? Çünkü iki Conceal'lar gördük, iki Cold Blood'lar gördük. Sinister Strike görmedik galiba değil mi? Evet, şu ana kadar Sinister görmedik. Hep Cold Blood tarzı desteler vardı. Hı hı. Sep açıkçası şamanı o kadar da bozmuyor. Bence esas o Handlock'a avantajı sağlıyor ve Druid'e karşı. Evet. Özellikle Innervate'li erken büyük minionlar inildiği zaman bazen aynen, tek çareniz Sep olabiliyor. O matchuplarda etkili bir kart Sep. Şaman için mesela orada daha kritik olan aslında Blade Fury. Hı hı. Ya da spell power'lı atılan bir Fan of Knives diyeyim. Aynen. Mesela burada da bir tane totemik neydi? Totemlere 2 HP veren kartın ismi. Ondan koyulabilirdi. Totemic Might. Mesela Totemic Might senin normalde metada Constructed'da oynadığında kullanmayacağın bir kart olabilir. Çünkü klasik kartlara karşı oynuyorsun ama burada turnuvada oynanan deckler belli. Karşına çıkacak matchuplar belli. O yüzden mesela bir Totemic Might hem rakibi ters köşeye yatırabilir hem de sana beklenmeyen bir kart oynadığın için avantaj sağlayabilir. Mesela Auctioneer artı Totemic Might oynayanlar var. Ben de
Onu söyleyecektim. Yani Totemic Might'ı desteğe koymak istiyorsanız otomatikman Auctioneer'da koymanız gerekiyor. Bir kart Benim da şahsi düşüncem. Ayrıca. Evet. Şimdi şuradan tekrar bakıyorum. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar sanırım İngilizce yorumcunun sesini kıstılar Clean Feed'den. Ben oradan size artık oyun sesi de verebileceğim gibi gözüküyor. Ama yine de kontrol etmem gerek. Şimdi sizin sorularınız var mı? Hemen ben bir yandan da Twitter'a bakayım. Hashtag'imiz arkadaşlar. Hashtag TVBase yazıyorsunuz. Bana, Orhan'a veya turnuva hakkında herhangi birisine Amaz'a mesela sorunuz varsa iletebilirsiniz. Şu an bakıyorum. Şu an herhangi bir tweet gelmemiş sizleri. Bir saniye. Yanlış bakmış olabilirim. Evet. Yanlış baktım. Niye yanlış bakıyorsun Batuhan? bu arada bana hashtag değil @krankist adresinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Orhan senin var mı? Ben yatay zekayı kullanıyorum dostum. Yatay zekayı kullanıyorsun. Çok güzel. Aynen. Yatay zekaya. En son atılan hashtagli tweet şu. Fanatik Navi maçı Almanya-Brezilya maçına döndü. Yani Dota'da da sevgili Cahreyn'in sunumuyla çekişmeli müsabakalar devam edecek arkadaşlar. Şu an grup stage'i bitirdi onlar. Playoff'larda devam edecekler. İsterseniz size bu hafta e-spor haftasının sponsorundan ve programından biraz bahsedeyim. E-spor haftamızın sponsoru Play Store. Onlara buradan teşekkür ediyoruz. Play Store nedir? Bilen var mı, bilmeyen var mı bilmiyorum ama çok kısa bahsetmek gerekirse oyunları daha uygun fiyata ve taksitli seçenekle alma şansınız olan bir platform arkadaşlar. Mesela hatırlıyorsunuz Wildstar'ı oradan 6 taksitle alabilmiştim. 20 lira taksitle alabiliyorsunuz. Ayrıca faturanıza yansıtabiliyorsunuz. Aylık günlük indirimler olabiliyor. Mesela bu Steam Sale kafasında indirimlerle yakalayıp bazı oyunları, popüler oyunları ucuza alma şansınız var. Onlara buradan teşekkür ediyoruz. Bizim bu hafta 3 gün Hearthstone yayınımız olacak. Bugün, yarın ve ondan sonraki gün Cuma'ya kadar. Cuma'dan sonra StarCraft'ta 2 tane yeni isim var Base TV'de. Elmay ve İmis. İlmay ve Enes diyecektim arkadaşlar. İlmay ve Enes sizlere StarCraft sunacaklar. Burada İlmay bu arada Core Storm eski StarCraft Türkiye milli takımı oyuncusu. O Lahmacun nickiyle bayağı meşhurdu bizim küçüklüğümüzde diyeyim. StarCraft 1 çünkü çok eski bir oyun ve e-sporun atası diyebileceğimiz bir oyun. Orada da çok heyecanlı müsabakalar olacak. Eğer StarCraft oynuyorsanız biliyorsanız ki Hearthstone oyuncuların birçoğu bilir. Aslında Hearthstone'un en güzel yanı o. Beni mesela StarCraft oyuncularıyla yan yana koyduğu için çok mutluyum. Çünkü StarCraft gerçekten çok zor, çok zeka isteyen, yetenek isteyen bir oyun. Ama StarCraft oyuncular artık Hearthstone oynadığı için çok mutluyum. Yani o zaman kendimi aynı platformda görüyorum onlarla. Mutlu oluyorum. Tabii ben StarCraft oynarken bayağı noobum tabii ki her zaman olduğu gibi. Ama Orhan iyi bir StarCraft oyuncusu iyiydi değil mi? Aynen ama gerçekten sinir stres yüzünden bırakmak zorunda kalmıştım yani. Ben de milli takım seçmelerine girmiştim. Şeyde elenmiştim. Oradaki seçmelerde elenmiştim ama daha sonra gerçekten yani inanılmaz bir şeydi. Çünkü bir yaklaşık bazen 45 dakika oynuyorsunuz. 20 dakika en azından. Ve full konsantre en ufak bir hata bütün her şeyi götürebiliyor. Bir de bak şöyle aynada bir şey bir var sürü yani. Şey yapıyorsunuz. O en ufak hata senin o 45 dakikalık oyununu 5 dakikada da bitirmene sebep olabiliyor değil mi? Evet, çok evet. Ama profesyonel oyuncuların 7 dakikada GG verdiği bir sürü müsabaka var. Çok güzel bu. Evet, bazen hani aslında açılışları biraz bir yerden sonra satranca bağlıyor. Biliyorsunuz gene buradaki gibi meta tarzı yani bildiğiniz şeyler var. Rakibinizin yapabileceği orada build diye geçiyor. Hangi sırayla neler yapabileceği var. Onları kontrol ediyorsunuz. O yüzden oyunun aslında ilk dakikaları eğer yani siz hatalı bir şey yapmazsanız, doğru şekilde haritayı scout ederseniz, araştırırsanız bir şekilde kotarabiliyorsunuz işinizi. Ama daha sonra işler uzadıktan sonra
çığırından çıkıyor ve kafayı yakıyorsunuz yani. Aynen aynen. Yani o işçi, ekonomi, asker dengesi gerçekten beni bitiriyor. Ondan sonra nasıl devam edeceğiz? Pazar günü büyük ihtimalle bir sürpriz konuğu olacak Emre'nin. Emre Sidious Ürük bizlerle olacak League of Legends finallerinde. League of Legends finallerinde Asyalı takımları izleyeceğiz tabii. Ben şu an çok fazla bilgi sahibi değilim ama SKT1 olabilir. Bilmiyorum yani şu an. Programa bakabilirsiniz. League of Legends'ı Emre sunacak. Yanında belki bir sürpriz konuk olabilir. Sürpriz konuk gerçekten güzel bir konuk olacaktır. Bakalım. Ve aynı zamanda da The International Ahmet'in sunumuyla devam edecek. Ahmet ve Burak Nejat. Baze'de bunları yaparken Baze 2'de StarCraft ve League of Legends'ı izleyeceksiniz. Aynı anda iki kanalda e-spor etkinlikleri devam edecek. Şimdi hala aradayız, hala moladayız. Şu an yanılmıyorsam RDU vs. Tyson, yani RDU-Tyson maçını izleyeceğiz. İlk grupta neler kaçırdık arkadaşlar? Yayına geç başladık birazcık. Onlardan bahsedeyim isterseniz. Su Jin var, Çinli. Xin Zhao diyeceğim bu adama. Xia Sol. Xia Sol, Xin Zhao diyorum. Xin Zhao 5-4 bitirmiş. Yani bir dakika, Xin Zhao nasıl? Bir maçını yendi, bir maçını kaybetti. Aynı şekilde Winning Moon'da bir maçını yendi. O da Filipinli bir oyuncu. Filipinlerli mi denir mesela? Filipinler. Filipinli. Filipinlerli. Filipin bir oyuncu. Filip bir oyuncu. Winning Moon Filip bir oyuncu. O da 1-1 ama StrifeGrow ilk grubun liderliğini elinde tutuyor. İki maçın ikisini de yenerek. Artık garantilemiş oluyor herhalde. İlk iki çıkıyorsa evet. Evet, ilk iki çıkıyor. Dünya Kupası gibi düşünebiliriz. 6 puanı aldıktan sonra kafamız rahat. Aynen, aynen. Sen bu konularda uzmansın. Ben tabii e-sporun sadece E kısmında varım. Orhan spor kısmında da var. O yüzden öyle, grup stage kafası bende fazla yok. Öyle deme. Az basket oynamadık seninle de. Yani eski basketçilerden kim kaldı? Ama orada grup stage falan farklı. Şeyi söyleyeceğim. Şimdi burada 3 tane katılmayan oyuncu var. Üçünden iki tanesi Çinli, bir tanesi kayıp. Yani ya çocuk kaçırıldı ya gerçekten... Nereden gidiyormuş? Grup B'de dördüncü oyuncu yok. Yani kim bilmiyoruz, yok. Büyük ihtimalle bu Cankut'tu, uyanamadı. Grup B'de arkadaşlar Cankut uyanamadığı için katılamıyor. Grup C'de ve D'de de birer oyuncu eksiği var ya da isimleri açıklanmayan iki tane Çinli oyuncu var. Çünkü Çin bayraklarını görüyoruz ama oyuncu isimleri henüz açık değil. J Group'da Nimsh, Masan ve... Hepsi birbirine benziyor diye isim açıklamamışlar. Açıklama. Ver birisini. Cihan. Çinli yani, önemli değil. Bir tane Çinli var orada. Kim olduğu çok önemli değil. C grubu ölüm grubu arkadaşlar. Masan, Nimsh ve Cihan'la var. Cihan da burada ölüm olarak, diğerleri de grubu olarak yer alıyor. Ölüm grubu, C grubu. D grubunda da Amaz, Tiny, Azeri var. Ya da Azeri var. Çok yaşlı bir oyuncu Azeri de bu arada. Yaşlı derken? Ya iyi anlamda, kaliteli anlamında. Kalite anlamında. Myanmar isimli bir ülkeden katılıyor. Ben burada cehaletimi vurgulayarak söyleyeceğim. Myanmar ismini arkadaşlar bugün öğrendim. Myanmar diye bir yer varmış. Evet. Biliyor musun? Burma diye de geçer Burma. Aynı zamanda. Ha, eski Burma, aynen. Myanmar mı oldu? Orada biraz politik nedenlerden değil dolayı. Bir ayrım bir şey var. Hani ben ayrım Myanmar diye aslında bir ülkenin bayrağı olduğunu bilmiyordum. Burma'yı biliyorum ama hani Myanmar ne dedim bugün? Myanmar'dan Azeri isimli bir arkadaşımız bugün katılacak. Grup D'de mücadelesini verecek Amaz'a karşı, bakalım. Vallahi ben o zaman Azeri'yi destekliyorum arkadaşlar. Myanmar'dan buralara kadar geldiyse. Bu Hong Kong-Çin muhabbeti gibi bir şey mi acaba? Myanmar'da da bir diktatörlük yönetimi var. Hı-hı. Bir krallık falan ilan edildi orada da. Yani demokrasiyle yönetilmiyor. Hı hı. Böyle biraz daha hani Kuzey Kore kafasına yakın bir yer diyeyim. Hı hı. Anladım, anladım, anladım. Böyle bir politik nedenden dolayı da bir ayrılma oldu. Hayırlısı olsun tabii ki her ülke içinde. Şey söyleyeceğim bu arada arkadaşlar. Base TV'yi Facebook'tan, Twitch'ten ve Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. TV Base zaten şu an sağ alt köşede, bakayım hemen kontrol edeyim. Sağ alt köşede görüyorsunuz, bakın tam şurada, tam şurada arkadaşlar. TV Base, Facebook ve Twitter adresiniz, buradan bizi takip edebilirsiniz ve
hashtag TVBase'de de bize ulaşabilirsiniz. Şu an bakayım, bir tweet geldi. Turnuva sunar, Krankis turnuva sunar da izlenmez mi? Hiç yeni açtım, heyecanlı maçları bekliyorum. Bakalım, şu ana kadar çok fazla aslında heyecanlı maç gördük diyemeyeceğiz. Bir tane güzel bir kumar vardı Jackie Chan tarafından ve işe yaradı. O güzel bir hareketti ama rutin Miracle Rogue matchupları izliyoruz. Bu arada izlediğimiz bütün maçları, Miracle Rogue'un oynadığı bütün maçları Miracle Rogue kazandı. Evet. Fark ettiyseniz yani ya iki Miracle Rogue oynadı, biri aldı, ya da Miracle Rogue başkasını yendi. Hı hı. Bir tek başta benim kaçırdığım Zoo Druid matchup'u varmış. Evet. Onu Druid almış. Onda da yani onu da Miracle kazansaydı zaten. Evet, orada şey vardı. Bir Token Druid vardı. Token Druid Zoo karşılaşması vardı. Necati Arslan SA demiş. AS olarak cevabımızı verelim. Hemen yayına da bakalım. Şu an 337 kişi olmuşuz arkadaşlar. Süper. Bugünkü hedefimiz belli arkadaşlar. 1000 kişiye erişmek. Çok net bir hedefimiz var. 1000 kişiye erişmek. 1000 kişi Hearthstone'da e-spor etkinliğini izliyor olsun. Ben dünyanın en mutlu insanı olacağım bugün için. Umarım da olacağız arkadaşlar. Şu an sabah daha, saatler erken. Sahurda iftarın sahurunu yapan arkadaşlar henüz büyük ihtimalle uyanmamışlardır diye düşünüyorum. Evet, Miracle vs. Miracle, Miracle alır demiş Daydream. Haklı bence. Katılıyorum. Ben gerçekten Amaz'ın ne oynayacağını çok merak ediyorum. Hiç Amaz'ı Miracle oynarken gördün mü? Hayır. Şimdi şu çünkü farklı bir kafa. Yani şunu demek istiyorum. Sorumun amacı aslında şuydu. Miracle'ı çok iyi biliyor olabilirsin. Miracle'a karşı çok iyi oynuyor olabilirsin. Ama Miracle'ı oynuyor olmak, Miracle'a karşı oynuyor olmaktan farklı. Nasıl? Kesinlikle. Şimdi ben mesela sağlıyorum. Warrior oyuncusuyum. Miracle Rogue'u çok iyi biliyorum. Çünkü karşıma çok geliyor diyelim. Miracle Rogue'a karşı ne yapmam gerektiğini biliyorum. Onun avantajlarını biliyorum. Dezavantajlarını biliyorum. Hangi kartları nasıl kullandığını biliyorum. Ama Miracle oynamak bununla kalmıyor. Çünkü Miracle oynadığın zaman karşındaki matchuplar çok farklı olabiliyor. Mesela ben Warrior oyuncusuyum. Bir Rogue'un Warrior'a karşı ne yapması gerektiğini çok iyi biliyorum ama bir Miracle'ın Zoo'ya karşı ne yapması gerektiğini çok iyi bilmeyebilir. Onun için çok pratik edilmemiş bir Miracle Rogue Amaz'ı zor duruma düşürebilir diyeceğim. Ama Amaz zaten büyük ihtimalle onun pratiğini 2 günde yapmıştır. Daha önceki turnuvalarda ne oynamıştı? Ben Hunter oynadığını biliyorum. Freeze Mage'i var mıydı? Çok emin değilim. Karıştırıyorum galiba. Karıştırıyorum galiba. Hunter oynadığına eminim ama Priest oynadığına eminim. Hunter oynadığına eminim ama diğer decklerini açıkçası bilmiyorum. Decklerini açıklamadılar da zaten. Turnuva sonrasında decklerini açıklayacaklardır. Bu arada vetoları demin mesela bir önceki maçta göremedik. Onları görebileceğimiz bir yer var mı? Onlar açıklandı mı hali hazırda? Yoksa maç ya, öncesi mi açıklanıyor vetolar? Onları söylüyorlar, o yüzden kulaklık bende sürekli takılı. Bir yandan sürekli dinliyorum İngilizce şeyini. Sizlere en yeni bilgileri aktarabilmek için ama bakalım onu herhalde göstermiyorlar. Onu gösterseler süper olabilir. Evet, çünkü onu ben açıkçası onları çok merak ediyorum. Merak ediyorsun değil mi? Ben de merak ediyorum. Evet. Çünkü iki maçtır Miracle Rogue görüyoruz. Muhtemelen bir de Zoo'da gördük. O yüzden neler veto edildi acaba çok merak ediyorum. Dream Act'te Druid Hunter Priest oynadı Amaz diyorlar. Teşekkürler Bordu'yu. Hunter mı oynamış? Druid oynamış Hunter ve Priest'in üzerine. Ha, Druid oynamış. Evet. Evet.